Bütün taşlar yerinden oynadı. Bütün her şey dökülmeye başladı. Bu bir gerçek. Amerika daha da çılgınlaşır mı? Amerika'daki merkeziyetçi, milliyetçi yapı, yani bakın onlar da küresel hakimiyetten yana ama Amerika merkezli bir küresel hakimiyet istiyor. Öbür tarafta da işte Çin'i öne çıkartan diğer şey var. Bir yapı var. Illuminati yapısının en üstündeki kişiden bahsettik biraz önce. Onun altındakilerle arasında ilk kez sürtüşme var. Yani Rockefeller ailesi ve benzeri aileler de tam tersine Amerika merkeziyetçi sisteminin içinde yer almak istiyor. Dolayısıyla bütün çalışma buradan. Ama hangisi hangi yerde yer alırsa alsın artık Amerika'nın varlığı eskisi gibi dünyada tartışmasız kabul edilemiyor ve güç olarak da kabul edilemiyor. Çünkü günümüzün savaş koşulları da değişmeye başladı. Ha, buna en küçük örnek Kuzey Kore'den verebiliriz. Amerika bir Birleşik Devletleri'ne ciddi anlamda tehdit eden küçücük bir ülke bu. Yani sonuçta biliyorsunuz 2018-2019 yıllarında çok ciddi problemler çıktı Amerika ile Kuzey Kore arasında. Hatta Amerika Birleşik Devleti hatırlayın 2019 ortalarında oraya 6. filoyu uçak gemilerini gönderdi. Başka bir ülkeye gönderseydi işgal ederdi ve savaşırdı. Ama unutmayın Kuzey Kore liderinin bir açıklaması oldu. Dedi ki sınırlarımızdan içeri girdiği an o bölgede bulunan çok önemli bir Amerikan üssü başta olmak üzere 6. filoyu yok ederim dedi. Şimdi ve Amerikan filosu olduğu gibi sınırda durdu ve geri çekilmek zorunda kaldı. Amerika'yı neyle korkutmuştu? Çünkü gerçekten bunu yapabilecek düzeyde kıtalar arası füzeye sahipti Kuzey Kore. De o yüzden geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü gerçekten başındaki insan da bir çılgın ve basardı düğmeye. Ve bastığı zamanda da zaten sadece Amerika değil, bütün dünyanın sonu da gelmiş olabilirdi. Birçok ülkede düğmeye basabilirdi. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması bu kadar basit. Sonuçlanması da bu kadar basit. Askere falan dayanmıyor. Her şey basılacak düğmelerle. Yani ve insanlığın da ve dünyanın da sonu gelecek anlamında söyleyebilirim. Bu şartlar altında şimdi baktığımız zaman yeni bir kamplaşma dönemi başladı. İlk defa olarak uzun süredir ilk defa olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Londra arasındaki uçurum çok fazla açıldı ve ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki Amerika Birleşik Devletleri Londra savaşmaz. Hayır. Amerika'nın ilk işgal edildiği beyazlar tarafından Kızılderilileri katlettikleri dönem sonrası unutmayın ki Kuzey Amerika'da yıllar süren Amerikan iç yani Amerika Londra İngiltere Savaşı yaşandı. Çok sayıda insan yani hem Amerikalı hem İngiliz hayatını kaybetti. Hatta bu savaşa Fransa da dahil oldu ki bu iki ülkenin Fransa ve İngiltere arasında bitmeyen bir kindir, yüzyıllardır devam eder. Yani daha önceye dayanan bir geleneksel tarihten bir düşmanlıkları vardır. Şu an işbirliği içinde olduklarına bakmayın. Ve Fransa Amerikalılara destek verdiği için oradaki yerel halka İngiltere o savaşı kaybetti, çekilmek zorunda kaldı Amerika kıtasından. Bunu hiç unutmayalım. O dönem yaşanan her zaman yaşanır. Tarih tekerrürden ibarettir. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Zaten bugün yaşadıklarımızla geçmiş antik çağdan bugüne gerçek tarih anlamında bakarsanız insanların birçok kez yaşadığını ve kendi kendini yok ettiğini de biliyoruz. Şimdi bu şartlar altında baktığımız zaman Amerika ile Londra arasındaki uçurum gittikçe arttı. Londra ve dolayısıyla o Londra'daki işte malum aile bütün gücünü Çin'e doğru kaydırdı ve Çin'le Londra arasında çok ciddi bir işbirliği başladı. Londra'nın sessiz kaldığına bakmayın. Her zaman yürüttükleri politikalar sinsi politikalardır. Açıklamazlar. Son dönemde işte üstü yuvarlak geçerler giderler. Ve bu proje kapsamında bir İpek Yolu projesi var biliyorsunuz. Bu aslında direkt Londra ile de bağlantılı bir proje. Ve Türkiye'den geçmek zorunda. Türkiye'den geçecek olan böyle bir projede ne Londra ne de Çin Türkiye'den vazgeçemez. Bunu her zaman söyledim, gene söylüyorum. Tek yol, tek kuşak projesinin vazgeçilmez ülkesi Türkiye'dir. Tam orta direk olarak durmaktadır. Bunu bilen Londra, Türkiye ile ilişkileri bir şekilde el altından düzelttiği gibi, biraz önce söylediğim gibi son dolar ataklarını da engelledi. Sebebi budur. Çin
ile Türkiye arasındaki işbirliği her geçen gün gelişiyor. Artık bunu saklamaya gerek yok. Zaten hükümet de saklamıyor. Yani bizim ülkemizde de çok sayıda yatırıma Çinli şirketlerin yatırımı var, izin de veriliyor. Aynı şekilde Asya ve Afrika'da özellikle Çin ve Türkiye işbirliği sürüyor. Aynı zamanda da rakip olarak da sürüyor. Şöyle söyleyeyim, o bölgeden batılı şirketlere ve özellikle Fransız şirketlerinin, değerli maden şirketlerinin, orada Fransızların özellikle elmas ticareti, kanlı elmas üzerinden yaptıkları Fransa hükümetinin büyük bir servet var. Şimdi onları tek tek Fransa kaybetmeye başladı. Fransa'nın hırçınlığı Afrika'da kaybettiği her kaleden meydana geliyor. İnanılmaz biçimde ivme kaybeden bir Fransa ve Afrika'daki halkların iyice artık kızgınlığını üzerine çekmiş bir Fransa'dan söz ediyoruz. Afrika'da Fransa'ya karşı tepki her geçen gün büyüyor. Aynı zamanda Batı'ya karşı da. Yani Amerikalı şirketlere karşı da ve dolayısıyla Fransa bunun acısını, daha doğrusu faturasını Türkiye'ye çıkarmaya çalışıyor. Ve geçen ay biliyorsunuz Macron bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye Afrika'da Fransa aleyhine çalışarak bize olan oradaki kitleleri ayaklandırmaya ve bize olan kızgınlıklarını artırmaya çalışıyor anlamında bir açıklama yaptı. Daha sonra Rusya'yı da suçladı. Aynı şekilde Çin şirketlerini de suçladı. Bu üçlü ittifakın orada da çalıştığını görmekteyiz. Ne görüyoruz? Artık bir yeni düzen başladı. Bu yeni düzen içinde Biden'la birlikte, Biden Avrupa Birliği'ni tek ordu haline getirmeye, tek bir devlet, tek ses haline getirmeye çalışacak ki Almanya'dır oradaki merkezi, Fransa değildir. Fransa hala bir figürandır Avrupa Birliği'nde, yani Almanya'nın yanında figürandır. Almanya Washington hattı çalışırken, bu taraftan da Londra, Çin hattında Rusya ve Türkiye işbirliği söz konusu oluyor. Bu durumda Türkiye S-400'lerde geri adım atsa da atmasa da bu ne yazık ki karanlık ve kin dolu politikaları devam edecek. Hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin. Çünkü korkuyorlar. Neden korkuyorlar biliyor musunuz? Eğer bu üç ülkenin gerçek anlamda işbirliği yapması halinde üç kuvvetli ordu söz konusu. Bugün Türk ordusuna kim ne derse desin, dünyanın üçüncü büyük ordusu, altıncı falan değil. Yani güç anlamında. Ve son zamanlardaki elektronik harp alanındaki gelişmeleri Batı'yı çok ciddi biçimde tedirgin etmiş durumda. İşte korkuları bu. S-400 falan bu işin bahanesi. S-400'ü bugün Türkiye çöpe attım dese hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir politika değişmez. İstedikleri şu: Türkiye kendi içine kapansın. Hiçbir şekilde ne Akdeniz'de, ne Afrika'da, ne de işte Orta Doğu'da hiçbir şey karışmasın. Kendi derdiyle uğraşsın, söylediklerini yapsın. Şimdi o Türkiye oradan başka bir tarafa doğru evrilmesi çok ciddi anlamda korku yarattı. Bu bir. İkincisi, bugün Maraş bölgesi açıldı. Biliyorsunuz bugün derken yani kısa süre önce. Maraş bölgesinde geçen gün bizden bir generalin açıklaması oldu, emekli generalin. Hemen ardından Rusya ve Çin'den de benzer açıklamalar geldi. Eğer Maraş bölgesinde Türkiye'nin izniyle bir üç ülkenin birleştiği askeri üs oluşturulursa Akdeniz'de Batı ve Amerika'ya ait hiçbir gemi hareket edemez ve savaşı da göze alamaz. İşte korku bu. İşte gerçek de bu. Peki ekonomik güç olarak diyeceksiniz. Zaten ekonomik güç olarak hani biliyorsunuz Çin'den buraya doğru yayılan büyük bir pazar var. Zaten bu pazar Asya Pasifik pazarı Amerika'nın ağzının ve Batı'nın sömürü alanıydı. İşte bu alan olduğu gibi ellerinden çıkıyor. Ve bu çıkan alana işte bir taraftan Türkiye, bir taraftan Rusya, Çin zaten hakim o bölgelere girdiği takdirde bütün güç ellerinden gidecek. Bugün Türkiye ile hatta Amerika ile Türkiye arasında ihracat, ithalat dengesine bakarsanız zaten doğru dürüst hani çok fazla oraya ithalatımız, ihracatımız yok. Yani yan sanayi olarak hizmet veriyorsunuz ki bunlar onların işine geliyor. Yani Amerika'da, Avrupa'da bugün Türkiye'de ürettikleri parçaları kendi ülkelerinde 2-3 katına ürettikleri için Türkiye ile işbirliği yapıyorlar ve mecburlar, yapmak zorundalar. Hatta her ambargo kararında birçok şirket karşı çıkıyor. Biz orada yatırımlarımız var, biz oradan yan sanayi ürünleri alıyoruz diye. İşte aynı şey Çin için de geçerliydi Amerika'da. Yani bugün Amerika'nın bütün teknolojik sanayi mallarının bütün yan sanayisi Çin'de. Yani bütün bu tepişmelere rağmen ilişkiyi kesemiyorlar. İşte her şey birbirine böyle bağlı, her şey birbirinden de bir süre sonra kopma noktasına geldiğinde neler olacak bunu göreceğiz. Ama
Günün kaybedeni ve geleceğin kaybedenin Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği olacağını görmek için kain olmaya gerek yok. Şimdi bu silahlar konusunda da sonuma geliyorum konuşmamın. Yıldırım füzeleriyle ilgili 3 yıldır Türkiye'de bir şehir efsanesi dolaşıyor. Yıldırım füzeleri ne Suriye Savaşı'nda kullanıldı, ne Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda kullanıldı, ne de herhangi bir yerde kullanılmadı. Ama böyle bir füzenin varlığı bir dönem işte Savunma Sanayi Başkanı tarafından hani yapıldığı iddia edilmişti. Şimdi buna bir açıklık getirelim. Evet, böyle bir füze Türkiye'nin elinde olabilir. Bakın, var demiyorum. Hatta kaynaklarda şöyle bir bilgi alma durumum oldu. Çin patentli bir füze, yani Çin patentiyle buraya getirildi. Türk yapımı. Ama hani ilk yapım aşamasında Çin'den bir takım teknik destek alınmış ve uzun menzilli bir füze yapıldığı yönünde bir takım duyumlarım var. Ama dediğim gibi tümüyle şu an Türkiye'de yapıldığı söylenen bir füzeden söz ediyoruz. Hani ilk başta örnekleme olarak getirilmiş S-400 gibi düşünün yani. Peki bu füzeden neden bu kadar hani gündeme geliyor? 2 yıldır Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Bütün programlarda, açık oturumlarda yıldırım füzeleri anlatılıyor. Onu da söyleyeyim. Yunanlı bir takım askeri uzmanlar bu füzelerin 5000 kilometre menzilli olduğunu, nükleer başlık taşıdığını iddia ediyorlar. Ama Türkiye hükümeti bunları reddediyor. Yıldırım füzelerinin varlığını onaylıyor. Bunların en fazla 300 kilometre menzili olduğunu da söyledi resmi olarak. Daha fazla menzili yok dedi. Bu durumda da ben bu bilgiyi vermek durumundayım. Çünkü şehir efsanesi gibi bu ara çok fazla yıldırım füzeleriyle ilgili sosyal medyada şeyler dolaşıyor. Evet, öyle bir füze var. Uzun menzilli olmaya aday. 300 kilometrenin üstünde de olabilir ama kimse net olarak hani açıklanmadıkça, çünkü savaşta da kullanılmadı, hiçbir savaşta tam olarak bilinmiyor. Nükleer başlık taşıyıcı olması aynı zamanda bir gayri hani şeydir, bu bir şekil ne diyeyim, uydurma da olabilir. Yani Türkiye defalardır açıklıyor. Ben de diyor nükleer silah yok. Nükleer silah yoksa sen Türkiye'yi suçlamak amacıyla mı nükleer başlıklı füze yaptın diyorsun diye Yunanistan'a, Avrupa Birliği'nde haber yapanlara sormak lazım. Bunu da belirt